tüksemeye başladı. Oradan aynı. Çok kötü durumdu da ağlıyorduk. Öyle bir duman çıkmaya başladı. Hiç yer görünmüyordu. Kadınlar yayan, ayakkabısı yok. Şimdi bence de benim gelince bu o göçlere hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor. Çok farklı değil. Çünkü bunda hayatımız farklı olacaktı. Geçimimiz, işler, her şey, kültürel her şey farklı olacaktı. O yüzden çok farklı bir göçtü bu. Çevreleri doğuda komünist Çin, kuzeyde Sovyetler Birliği ve batıda Sovyet işgalindeki Afganistan tarafından sarılan Kırgızların göç edebilecekleri tek yer güneydeki Pakistan'dı. Burası artık Pamir bölgesi değildi. Yüksek yaylaların ve çayırların yerini artık derin ve dar vadiler almıştı. Yükseklerin soğuğu yerine buralara ovaların sıcaklığı hakimdi. Bu göçle Kırgızlar belki de vatanları Pamir'i bir daha dönmemek üzere terk ediyorlardı. 30 binden fazla hayvan ve 1000 kadar insan dünyanın en yüksek dağ geçitlerinden birini aşacaktı. Sovyet işgalinin öncesinde veya sonrasında 4 milyon Afgan mülteci vatanını terk etmek zorunda kalacaktı. Ve Kırgızlar vatanlarından ilk ayrılanlardı. Sıcaklıktan orada halk çok hastalandı. 250-300'e kadar insan orada hayatını kaybetti. Hastalandı. Çok sıcaktı. Çok bunaldı. Onun için çok zor geçti orada. Onun için çok büyük zorluk. Hiç babam geceler uyuyamıyordu. Bize söylerdi. Hiç uyuyamadı. Bu milleti düşünüyorum. Bunların hal ne olacak? Bu ile Pakistan'da kalsak 5-10 senede hepsi ölüp biter diye öyle düşünüyorum. Bizim hayvanlarımızı o sat öldü. Bu karların üstünde bu dereler oluyor, karın yarıkları. Ona çok düştü. Çoğunu millet bizim bu Kırgızlar bizim 3-4 bin koyundu kesti yediler. Çok ucuza gitti. Öz çok hayvan vardı. Hepsi öldü. Pakistan çok kötü yerdi. Ot yoktu, yayla yoktu. Onu ucuz ucuza verdi. Suudi Arabistan'da elçilikler vardı eski Afganistan'ın kiralının yakın akrabı. Onlara yazı yazıyordu. Urdun'da vardı. Urdun'un kiralıya yazı yazıyordu. Ondan sonra Türkiye'ye, onun Almanya'da tanıdıklar vardı. Onun Fransa'da, her yerde, Amerika'ya, her yere yazıyordu baba. Yaşayacak yeni bir yer bulabilecekleri her yere mektup yazıyordu. Listelerinin başında daima yüksek dağlara sahip soğuk yerler vardı. Aynı bu tipte yani. Türkiye'de ben çekmek zorunda olduğumuz bir sahne için yardımcılarımızdan Hüdayer'le birlikte doğru kostümleri bulmaya çalışıyordum. Hüdayer Pakistan'da Urduca ve biraz İngilizce öğrenmişti. Kırgızların UNICEF ve benzeri örgütlerle bağlantısını sağlayan Hüdayer toplulukta aktif bir rol üstlenmişti. Bu tipte birisi geldi şey vardı ya bu UNICEF'te çalışırdı. Bir tane Amerikalı UNICEF'te çalıştı. Ben onun benim tam bir hafta kaldım. Biz bir köye de gittik biraz yardım falan da gitmişti. Elin Jones de adında biliyoruz yani falan. Bu zaten yok. Hüdayer 80'lerin başında Pakistan'da çalıştığını gördüğü bir kadının aktris Sandra Block'a tıpatıp benzediğinden emindi. Şurada. Bayan Block'a filmimizde yer vermeye iznimiz olmadığından fotoğrafını bulanık göstereceğiz. Ya bu bayan şey bir tane gazeteci gelmiş. Ne de bu tam onu o tipte yani. Biraz saçları kısaydı. Tamam gözleri yaşlıdır kesinlikle burada. Yani bizde şeyler yok. Tabanca babanca yok. Bizde şey var. Gömleği vardı patron. O çok kaldı. O da 10 gün falan çok çekimci yaptı. Orada çadırların içindeydi. Ama o fotoğraflar... Fotoğraf mı çekti? Fotoğraf çekti. Şey verisinde çalıştı. Maşhur dendi var ya şeyin Amerika'da. Amerika'da meşhur bir dergi ne olabilir? Time, Newsweek, National Geographic. Newsweek'teydi. Newsweek'te bayan da onu. Onu bayan adı hiç korktu yani. Bence bu eksik olabilir.
Yani beni canlandırdığında bu tane şişman elinde de fotoğraf makinesi olarak öyle canlandırdım yani. Bu ikisi bu. Bu? Yani çoğunlukta bu olabilir. Hı. Onun ikinci seçenek de budur yani. Tamam. Sonunda karar kolayca alındı. Kırgızlar etnik kökenleri itibariyle Türktü. Ve Türkiye onlara Müslüman Türkler arasında bir vatan sunuyordu. Alaska ilginç bir olasılık olmasına rağmen gerek coğrafi gerekse kültürel açıdan biraz uzaktı. Ama ben yine de Kırgızlar Alaska'ya yerleşseler acaba neler olurdu diye merak ediyorum. Biz havalanda İslamabad'da girdik. Bu salon var da dinleme salonuna girdiğimizde bir adam kavga etmeye başladı. Ben dedi bu 6-7 saat yolculukta bu yerde nasıl oturup gideceğim dedi. Ben dedim yok bu salon yer yok bu 700-800 kişiye. Sonra sen uçağa gittiğinde sandalye kürsü verirler orada oturacaksın dedi. O diyor vallahi ben uçak dedim diye zannettim. Adana'ya indik, hareket ettik, o gün geç akşam oldu. Sabah, akşam saat 5 civarı da Karagündüz'e geldik, Van'ın bir köyü. Biz köye girerken bir köye girdik, orada gördük bir kötü tezekleri dışarıda. Bizim hayalimiz başkaydı da Türkiye geldiği zaman lüks öyle. Oraya çıktık, orada vali, Van'daki hepsi ilgililer orada. Karşıladı bizi. İndirdikten sonra saat öyle 5:30-6 civarıydı. Gün batarken orada geldik. Vali bir konuşma yaptı. Onun babam vardı. Konuşma yaptı. O akşam üzere oldu dedi. Herkesin evlerine götürün dedi. Çalışanlar götürdü. Anahtarım 6. numaraydı benim. Ben dedim ne yapacağım bugün elbisem de yok, benim yatağım da yok, ne yapacağım diye girdim bir eve, bu senin evin diye anahtarı verdi. Hayret kaldım, ne yiyeceğim, nereye yatacağım? Hacı Rahman Kul halkını Rusya'dan Çin'e, Çin'den Afganistan'a, Afganistan'dan Pakistan'a ve Pakistan'dan Türkiye'ye götürmüştü. Kırgızlar dünyanın damındaki yarı göçebe yaşamlarını geride bırakmış, Avrupa'nın kenarında sabit taş evlerde yaşamaya başlamışlardı. Evler Türk hükümeti tarafından onlar için yapılmıştı. Kırgızların uzun vadede yapı masraflarını geri ödemeleri gerekiyordu ama 1980'lerde Türkiye'de hüküm süren yüksek enflasyon yüzünden sonunda komik bir meblağ karşılığı evlerinin sahibi oldular. İzlediğiniz için teşekkür ederim.